göstereceğim adı Ersin Dinç. 23 yaşındaki Ersin Dinç Elazığ'da Elazığ depreminin ardından 2 yıl geçti. Malum depremzedelerin evleri yıkıldı. TOKİ tarafından yerine yenisinin yapılacağı söylenmişti. İnşaat devam ederken 26 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti inşaatı. O gün işçilerden Fazla mesai yapmaları istendi. İki bakan gelecek diye işçilerden fazla mesai yapmaları istendi. 23 yaşındaki işçi Ersin Dinç bunu kabul etmediği için darp edildi. Tokyo yöneticileri Ersin Dinç'ten bakan gelecek diyerek fazla mesai yapmasını istedi. Dinç tek başına bu işi bitiremeyeceğini söylese de kabul etmediler. Gazete Duvara konuşan işçi, "Bu olayı işçi sendikalarıyla paylaşacağım." dediğimde boynumdan tutup yere atıp tekmelediler. Ben kendimi savunmak için karşılık verince muhasebeci ve şantiyede çalışan diğer görevliler gelip beni darp ettiler." dedi. Yaralanan Dinç, kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. İşte tüm bunlara kölelik düzenine, adına kaza denilen iş cinayetlerine, yoksullaşmaya, haksızlıklara, adaletsizliğe tepki göstermek için 1 Mayıs'ta tüm Türkiye'de alanlarda buluşacak milyonlar. Şimdiden 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun diyelim ve devam edelim efendim para para haberiyle. Paranın rengi, paranın kokusu, dünyanın en zengin kraliyet ailesi. Petrol milyarları var malumunuz. Suudi Arabistan kraliyet ailesinin. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da ve kraliyet ailesi mensuplarıyla Veliaht Prens dahil olmak üzere çok samimi pozlar verildi. İki ülkenin arası açıktı biliyorsunuz. Ee, şimdi bu görüntüler devam edelim fotoğrafları ekrana getirelim yakınlaşmanın işareti ne oldu da yakınlaştı iki ülke devam etsin fotoğraflar Ha ee, iki ülke biliyorsunuz Kaşıkçı davası sebebiyle e, Limoni'ydi Kaşıkçı dosyası bizde kapatıldı Suudi Arabistan'a teslim edildi. Suudi Arabistan kraliyet ailesi de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlıyor. Çok samimi pozlar veriliyor. Ha bir taraftan evet Riyad'a gitti önce Türkiye Ardından Mekke'ye geçtiler. Umre e, ziyaretinde de bulunuyor heyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Suudi Arabistan'a giden bakanlar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı görüyorsunuz mesela. Poz poz fotoğraflar Umre'den paylaşılıyor işte. Bir Suudi Arabistan ziyareti notlarına bakalım, devam edelim. Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla evet şehit edilmiş. İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu kastediyor. Dünya cümlü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı orada parçalara ayrılarak öldürülmüştü. Erdoğan'ın gözünde şehitti. 4,5 yıl aradan sonra onu şehir etmekte suçladığı ülkede, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya, kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Suudi Arabistan'a çok kalabalık bir heyetle gitti Erdoğan. MİT Başkanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hükümetin ziyarete verdiği önemin bir göstergesi. Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket. Bu adam uyuşturulmuş diyor ya böyle bir şey yapılamaz diyor. Niye? Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Erdoğan bu kadar sert suçlamalar yöneltiyordu. Ama dava Türkiye'de kapandı. Önce dosya Arabistan'a gitti. Üç hafta sonra da Erdoğan, Kral Selman'la baş başa görüştü. Akşam yemeğinde bir araya geldi. Sonra Beliat Prens Muhammed Bin Salman'la buluştu. Sıcak fotoğraflar verdi. CHP lideri bu fotoğraflara bakıp Erdoğan katille kucaklaştı diye tweet attı. Şöyle dedi. Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile. Vatanı satmak, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz deyip paraya sıkışınca katil dediklerinin huzurunda böyle eğilip bükülmekle olur. İçeride bu kadar sert eleştiriler alsa da Erdoğan ziyaretten memnun. Ekonomik dar boğazdan çıkış aradığı anlaşılıyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra ilişkilerin koptuğu İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birbiri ardına yeni sayfalar açıyor. Ziyaretim tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. Ekonomik işbirliğine vurgu yaptı, dost ve kardeş ülke dedi yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olduğunu anlattı. Halk TV.com.tr yazarı Barış Soydan, iki ülke arasında yüklü tutarda bir swap anlaşmasının masada olduğunu yazdı. Ziyarete Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de katıldığını hatırlattı. Erdoğan Cidde'de kral ve veliaht prensle görüştü, Mekke'ye geçti, Kabe'yi ziyaret etti. Kral Selman'ın özel izniyle Kabe'nin kapısı Erdoğan'a açıldı. Ziyaret boyunca yüksek bir güvenlik duvarı vardı. Suudi askerlerin koruma çemberi içerisinde yapıldı ziyaret. Kare kare fotoğraflar zaten görmüşsünüzdür. Sosyal medyada kalabalık bir bakan heyetiyle gidildi. Suudi Arabistan'a Milli Savunma Bakanı da var. Umre ziyaretinde bulunanlar arasında Sağlık Bakanı da var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir heyetle Suudi Arabistan'da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de var Gözlerinin içi ışıl ışıl Daha da ışıldamış bakanın maşallah ee, Suudi Arabistan Veliaht Prensi karşısında oturan Suudi Arabistan Veliaht Prensi de Dünyanın en zengin insanlarından Son derece rahat bir de samimiler Sıvap anlaşması Ne kadarlık bir anlaşma yapılacak Seçime kadar idare eder mi Suudi Arabistan parası acaba Zira hazinede para yok Tam takır kuru bakır Bakanın da keyfi yerinde. Ee, bu yıl harçlık yok ama mesela memlekete dönecek olursak bayram geldi neyime diyor çocuklar. Ee, harçlık istemiyor çocuklar da anlayışlı durumu biliyorlar evdeki durumu konuşulanları biliyorlar. Emekliye ikramiye diye verilen para çoktan uçtu gitti borçları bile kapatmadı. Torunlara ne verilecek? Öpücük en güzel işte bayram manzaraları. Bu bayram nasıl geçecek? Bu bayram çok buruk. Bu bayram hiç yani hiç iyi değil, hiç iyi değil. ve eve, eve şeker bile alamadık daha. Şeker bile alamadık ya. Çocuklar kapıya geldi mi şeker bir kilo şey. En kötü şeker, en kötü şekerleme 60 60 bin lira bir kilosu 60 bin lira. Ya böyle bir şey olur mu hiç ya? Emekli bu bayram çalacak kapıyı açmaya çekiniyor. Komşun kapıyı çalacak mı diye korkuyorsun. Zaten eskisi gibi kimse çalmıyor da. Olur ya. Biri çalarsa hani ona ne vereceksin? Eskiden bir harçlık 5 lira, 10 lira, 20 lira. Şimdi verirsen seninki ne veremeyeceksin? Ona verirsen ona veremeyeceksin. Tasarruf etmek zorundasın. Bayramda çocukları sevindirmek, senede bir kez de olsa memlekete gidebilmek adettendir. Fakat bunların hepsi emekli maaşıyla geçinenler için eskide kaldı. Çocuklar Bunlar var tabi. Var tabi. Ama hiçbirine gidemiyoruz. Uzak. Memleketteler mi? Memleket. Neresi memleket? Iğdır. Evet, Ama gidemiyoruz. E gidemiyoruz. Bir otobüs bileti şu an 500 lira. Bayram nasıl geçecek? Bayram parasız geçecek. Elinizde bozuklar var. Torunlara harçlık mı? <laughs> Bundan kahvede çay vermiyorlar. Torunlara nasıl vereceğim? Kahveye bile koymuyorlar bu parayı Artık mahalle kahvelerinde yapılan sohbetler de lüks oldu emekliler için Tek adresleri park Bu bayram memleketlerine de gidemediler Sohbetlerinin tek konusuysa Bayramda kapı çaldığında çocuklara, torunlara veremeyecekleri harçlık Biz de onu konuşuyorduk arkadaşlar Ne yapalım bu bayram diye Torun var mı? 5 tane torun var ben onu düşünüyorum Bayramda ne vereceğim? 1100 lira bize emek şey verdiler. Bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyesi onların yemeğine mi yesin? Torunların eline hediye olarak bahşiş mi vereyim? Ben onu düşünüyorum şimdi. Eskiden sevenleri buluşturan bayram artık özlemi çoğaltıyor. Var mı torun? Var. E harçlık beklerler. Torunlar ısıtanık sendir görmüyoruz ki açlık beklesinler. Niye göremiyorsunuz? Uzaktalar mı? Yok yakındalar da utandığımızdan göremiyoruz.